Herkese selamlar dostlarım. Biliyorsunuz ki Bitcoin 48.5 bandına geldi. Shiba Coin de 950 bandlarına geldi. Şu an düşüşü sizi kesinlikle panik yapmasın. Çünkü diğer coinlere baktığımız zaman diğer coinler mesela 35 bandında Bitcoin geldiği zamanki seviyelerine tekrardan gelmişler. Şu an mesela Shiba Coin'i 900 seviyelerinde olması, 800 seviyelerinde olması, o aralarda olması gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü birazdan bakacağımız haberler enterasının bulunan cüzdanlarından ve kritik şeyler yaşanıyor arkadaşlar bugün. Mesela toplum arzın düşmesine birazdan bakacağız. Diğer arkadaşlar mesela arz düşmüyor diye sürekli söyleniyor. Bu arzın düşmesine bakacağız birazdan. Şimdi 1 milyon dolar Shiba Coin satın alınmış. Bu satın alınmış, bugün satın alınmış. Alındı ve neler olacak ona bakacağız. Gerçekçi fiyat için yakından bahsedeceğiz. Bizim neye ihtiyacımız var? Sabit oran için fiyata ihtiyacımız var dostlarım. 2025'te neler olacak? Bu yıl sonu neler olacak? Buna bakmamız bizim için daha önemli. Bunlara kesinlikle bakalım çünkü yüzdelik hesaplayacağız. Yüzdelik bazlı hesapta yakım ve fiyattan bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çok güzel haberler var. Tamamen seyredilmiş piyasa değerine öncelikle şöyle bir bakalım dostlarım. Ondan sonra o fiyat tahmininden ve yakım işlemlerinden bahsedeceğiz. 8.659 milyar dolarlık bir piyasa değerimiz var. Maksimum arzı da gördüğümüz gibi arkadaşlar biraz fazla ama bu Ryosuke yaptığımız zaman ve Shiba'da yaptığımız zaman arkadaşlar stake işlemlerinde düştüğümüzü anlayabiliriz. Dostlarım öncelikle şuna bakmak istiyorum. Birazdan zaten 1 milyon dolarlık bir Shiba coin satın alınmış ve gerçekçi bir fiyat analizinden bahsedeceğiz. Yakım işlemlerinden bahsedeceğiz. Sabit oran ve yüzdelik olduğu için bizim için hesaplaması daha kolay oldu. Birazdan ona bakacağız. Ama öncelikle şu alımlara bakalım. Bakın o kadar fazla alımlar oluyor ki dostlarım. 8 saniye önce 9 milyonluk bir Shiba coin satın alınmış. 55 milyonluk Shiba coin satın alınmış. Fi T eksi değişiminde ve Binance'da bu değişimleri, bu alımları görebiliriz. 22, 72, 10 milyonluk Shiba coin satın alınmış. 200 milyon Shiba coin satın alınmış. Bakın saniyeler içerisinde sürekli Shiba coin satın alındığını görebiliriz. Coin Telegraph'in bir haberine bakacak olursak bu dostlarım bu habere bakalım ama şunu hatırlatmak istiyorum. Shiba coin çok fazla bir balinanın olması bana güven veriyor ve herkese çok fazla güveni veriyor. Çünkü 1 milyon dolarlık bir Shiba coin satın alınmış dostlarım. Şimdi bilgisayar korsanının şimdiden 1 milyon dolarlık Shiba coin'i ve 2.65 milyon dolar değerinde Shiba Inu ve Fe'yi geri gönderdiğini bildiriyor. Böyle bir alımın olması bizim için çok güzel bir şey dostlarım. Dostlarım şimdi size Shiba Coin ile ilgili 3 tane şeyden bahsedeceğim. Bu 3 şeyi kesinlikle dinleyin. Eğer Shiba Coin'i aldıysanız günlükçüyseniz dinlemeyin abi. Uzun vadeciyseniz bu yıl sonu hedefiniz varsa kesinlikle bunu dinleyin. Çünkü bizim için çok önemli. Çünkü Coinbase, Ship, List, Bone'ye ihtiyacımız var dostlarım. Swap ile ilgili bu, tamam mı? Geliştirici neden 1 dolara ulaşacak kadar para yapmıyor? Elimizde Shiba Coin tutuyorsak bunu kesinlikle dinleyin. Ve çabalarınız birbirinizle koordine edin. Bakın dostlarım şimdi 3 tane okuyacağımız haber o kadar önemli ki. Elinizde eğer Shiba Coin tutuyorsanız bu haberi var ya böyle kucak dolusu dinleyin arkadaşlar. Ne diyeyim daha bak. Çok önemli. Şimdi Coinbase'de Ship, List, Bone ihtiyacımız var, tamam mı? Swap işleminden zaten bahsedeceğim ama Coinbase kullanıyorsanız ve onların Coinbase kartını alırsanız ödeme seçeneği olarak Coinbase'de işlem gören herhangi bir kriptoya belirleyebilirsiniz. Coinbase'de Ship, List, Bone eklendiyse dava süreci falan demiştim. Yakın zamanda zaten listelenecek. Şu an ufak bir ayı dönemindeyiz. Eğer ki listelenirse şunlar olacak. Bakın şu anda Xline ve BTC ödülleri kazanıyorsunuz. Ancak umarım listelenirse Ship ödül olarak eklenir. Bu ödül olarak eklendiği zaman bizim zaten artı olarak geçecek. Zaten bunlar da zaten yakın zamanda Coinbase ile listelenecek. Ben zaten sürekli neden stake yapın diyorum. Bu yüzden diyorum arkadaşlar. Stake yaptığınız zaman diğer borsalara da girme şansı var. Gaz ücretlere okey kesiliyor. Shiba Coin'e katkısı var. Mesela arzu düşürebiliyor Ship mesela stake yaptığımız zaman. Ryosuke'yi mesela stake yaptığımız zaman ne oluyordu? %2'lik yaptığımız zaman %1'i mesela yakım işlemleri sebep oluyordu. Elimizdeki tuttuğumuz zaman zaten elimize ekleniyor. Sadece yaptığımız zaman zaten kara listeden siliniyor. Gidiyor zaten o coinler. Yakım işlemi oluyor. Dediğimiz gibi geliştirici neden 1 dolara ulaşacak kadar para yapmıyor. Zaten yakım işleminden şimdi bahsedeceğiz ama benim amacım bir coin çıkartıp mesela Ryosuke'yi çıkardılar. Onunla birlikte yakım işlemini tek tek mesela yapmaları nedeni otomatik bir yakım işlemi olsun diye. Bu da zaten otomatik yakım işlemlerine sebep oluyor. Fiyatı çok sayıda ondalık basamağa dönüştüren bu kadar büyük bir madeni para arzına sahip bir madeni parayı tutmanın amacı nedir? Ve neden ona yatırım yaptınız? Hepiniz bir gün büyük bir yanık olacağını umuyor musunuz? Çünkü Shiba'nın 1 dolara ulaşmasının tek yolu bu eğer ki sabredersek. Zaten sabreden insanlar kazanacak. En sevdiğim piyasada bu arkadaşlar. Çünkü sabreden insanların her zaman kazanması. Mesela 2023 Ağustos'ta yüzdeliğimize bakın. Bakın arkadaşlar. Şu an 2001 yılındayız. 2022'ye kadar %6000'lik bir artış yaptığımız zaman
%6000 bile değil, %600 arkadaşlar. %600'lük bir artış yaptığımız zaman zaten %600'lük bile bize yetiyor. Çünkü şöyle baktığımız zaman dolaşımdaki arzımız 580 trilyon olduğu zaman, coin market cap'te de 5.8 trilyon olduğu zaman 0.01 dolara ulaşabilme şansımız var. Çabalarınızı birbirinize koordine edin. Bunun Doge'u yenmesi için her gün piyasa değerimize yaklaşmamız gerekecek. Veya en az 945 milyon gruptaki herkesin haftada en az birkaç kez 5 ila 20 doları arası bile bizi 1 sente yaklaştırabilir. Şimdi geldik gerçekçi bir fiyat artışı için gerekli yakım işlemlerinden, biraz yüzdeliklerden falan bahsedeceğim ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum dostlarım. Ben mesela swap işlemlerini yapıyorum. Bone mesela, Ryosuke sürekli stake işlemlerini yapıyorum. Mesela ben 1 milyonluk bir Shiba coin mesela satın alsam, 1 milyon dolar değerinde Shiba coin satın alsam mesela yarısını stake işlemlerinde yaparım. Çünkü getirisi inan çok fazla oluyor. Şimdi geldik asıl beklenen bir habere dostlarım. Şimdi yüzdeliklerden falan bahsedeceğiz ama gerçekçi bir fiyat artışı için gerekli yakım işlemi. Bunların bir kısmı aşırı karmaşık olmayan matematiktir. Ancak eğitimden bağımsız olarak tüm bu kavramların iyi anlaşabileceğinden emin olmak istiyorum. 3 basamaklı trilyon aralığında Shiba Inu gibi aralarında büyük bir takipçi kitlesi olarak çok fazla madeni para yok. Düşük fiyatı ve yüksek arzı gibi insanları Shiba'ya çeken birçok şey, birçok insanın ondan uzak durmasının nedenidir. Kriptoda yeni olan herkes için bir tokenin fiyatı ile dolaşımdaki arzı arasındaki kesin ilişki bir güç yasası işlevi ile ilişkidir. Gerçeklik bunun %100 kesin olmadığı söylense de bu grafiği daha önce Coinbase'de Shib'in benimsenmesini tartışmak için kullanmıştım. Ancak aynı zamanda hepimizin aya layık olduğu konusunda hemfikir olduğumuz için bir fiyat elde etmek için nereye gitmemiz gerektiği hakkında da biraz bilgi verilebilir. Log ölçeği grafiğimize baktığımızda Shib'in Coinbase'de bulunan ana akım projelere kıyasla devasa bir aykırı değeri olduğunu ve bir sonraki en yüksek dolaşıma sahip olduğu projeden 3 büyüklüktür. Daha yüksek bir arza sahip olduğunu görebiliriz. Tedarik Doge mesela, nasıldı? Kabaca dolaşımdaki arzdan bir sıfır çıkarırsanız o zaman fiyata sıfır ekleyebilirsiniz. Pozitif yönde buna bir örnek. 10 trilyon alıp 10 trilyon düşürmek olabilir. Oranı şöyle hesaplayacak olursanız 1 bölü 10 veya 0.10 sonuç fiyat yaklaşık 10 kat artış eklemek demektir. Şimdi yanık ve onunla ilgili spekülasyonlardan bahsedelim. Shib tabanlı NFT'lerin devreye girmesiyle Shib'in bir şekilde yakılacağı fikriyle, ne demiştim dostlarım, NFT işlemleriyle daha fazla yakım işlemleri olacak. Bakın burada da bahsediyor. Sürekli zaten bahsediyordum. Hangi oranda yakılacağını bilmiyoruz. Ancak hedefimiz 10 trilyon, yani mevcut arzımızın yaklaşık %2.5'u olduğunu varsayalım. İki yöntemden birini kullanılarak bu sayıya ulaşmanın ne kadar süreceği hesaplayabiliriz. Aşağıda özetlenen sabit oranlı bir TXNI veya yüzde tabanlı bir vergilenme yöntemi, sabit oranlı bir yakma planı uygulanırsa ve 10.000 Shib işlem yakıldığını söylersek TXNI başına yaklaşık 0.065 dolar mevcut enerjimizin %25'ini yakmamız 39.000 gün sürer. Kriptonun diğer tüm yönlerinin aynı kaldığını varsayarsak yaklaşık 10 katlık bir artışla sonuçlanır. 100.000 Shib işlem yakıldığında işlem başına maliyetin daha yüksek, yakma oranlarının daha haritalı hale gelmesiyle DXNI başına 0.65 dolar veya 1 milyonluk Shiba'da 6.5 dolar, özellikle Ethereum gazının oynaklığı eklendiğinde 10.7 yıl. Bu karışımada 1 yılın ekleneceği anlamına geliyor ve yüzdelik bazda baktığımız zaman, yüzde bazda da şöyle şeyler hesaplanıyor. Yüzde bazda modele baktığımız zaman dolaşımdaki arza falan da bakacağız ama dostlarım, alternatif olarak her işlem için yüzde bazda bir yanma olacağını söyleyebiliriz. Basit olması için bu değeri ek bir vergi olarak ele alalım. Şu anda her borsada akan yaklaşık 287 milyon dolar mevcut fiyatla yaklaşık 4 milyar Shib ediyor zaten. Bu işlemleri vergilendirilecek olsaydı mevcut fiyatımızdan birkaç sıfır atma hedefimizin ulaşmak için çok yüksek bir yüzde maliyet ya da çok zamana ihtiyacımız olurdu. Ölçek açısından önceki yöntemimizi zaman ölçeği açısından yaklaşmak istersek, gaz ücretlerine ek olarak yakın gelecekte yakılan tüm değerlerin yaklaşık %1'ine ulaştık. Daha önceden de mesela dostlarım diyorlardı ki yakım işlemleri olmaz, 1 ay öncesine kadar, 2 ay öncesine kadar mesela swap işlemleri olmaz diyorlardı. Swap işlemi geldi. Daha güzel işlemler gelecek, mesela borsalardan falan da bahsettik. Bir videonun daha sonuna geldik. Shiba Coin'da 0.01 dolar olmadan kanala abone olup zil butonu da açmayı unutmayın. Sağ soldaki videolara tıklayıp Shiba Coin ile ilgili ödeme yöntemlerinden daha fazla videodan yararlanabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.